Bir zamanlar Yeşil Çayır Köyü'nde hayvanlar insanların hükümranlığına baş kaldırdı. Çiftlikteki hayvanlar insanların baskılarından ve kötü yönetimlerinden bıkmışlardı. İsyan bayrağını açan liderleri Bay Tavuk, çiftlik hayvanlarını bir araya getirdi. Geceleri saklanarak gizlice toplandılar. Bir akşam çiftliğin büyük meydanında gizlice buluştular. Bay Tavuk, diğer hayvanlara insanların zalimliğini anlatarak birlik olmalarını söyledi. İlk başta korkuları vardı. Ancak dayanışma ve özgürlük arzusu hayvanların kalplerinde büyüdü. Küçükten büyüğe, tüylüden tüylüye, tüm hayvanlar birbirine güvendi ve özgürlükleri için savaşmaya karar verdiler. Geceleri sessizce çiftlik evinin duvarlarına sloganlar yazdılar ve özgürlük marşları söylediler. İnsanlar bu gizli hareketin farkında değillerdi. Bir gün çiftlik hayvanları cesaretlerini topladılar ve isyan başlattılar. İlk hedefleri insanların ellerindeki gücü ellerinden almak oldu. Bay Tavuk, önderlik ettiği cesur tavuklarla çiftlik evine doğru ilerledi. Diğer hayvanlar da kendi gruplarıyla tarlalara, ahırlara ve diğer binalara saldırdı. Ancak özgürlük mücadelesi zorlu bir savaşa dönüştü. İnsanlar kaybettikleri gücü geri almak için çiftlik hayvanlarına karşı çetin bir direniş gösterdi. Zamanla çiftlikteki çatışma daha karmaşık hale geldi. Hayvanlar arasında ihanetler yaşandı, kıskançlık ve açgözlülük ortaya çıktı. Bu zorlu dönemde Bay Tavuk'un liderliği sarsılmazdı. İnsanlara karşı olan mücadeleyi sürdürdü, ancak içeriden gelen tehlikelere karşı da dikkatli olmalıydı. Uzun bir sürenin ardından çiftlikteki hayvanlar özgürlüklerine kavuştular. Ancak kazanılan özgürlüğü korumak ve çiftlikte adil bir düzen kurmak için bir arada çalışmaları gerekiyordu. Bu masal, dayanışma, özgürlük ve adalete duyulan özlemi anlatan unutulmaz bir hikayeydi.